Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte Atomi'nin Cafe Arabica yani üçü bir arada olan kahvesini nasıl iki şekilde kullanabiliriz? Bununla ilgili çok küçük bir pratik deney yapacağız. Daha doğrusu bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani aslında şeker karışımıyla birlikte gelen bu kahve ikisi bir arada olarak da paketinin özelliği, ambalajının özelliğiyle ikisi bir arada olarak da kullanılabiliyor. Nereden anlıyoruz? Paketi incelediğinizde ve arka tarafına özellikle baktığınızda burada şekerin ayarlanmasıyla ilgili bizlere bilgi gönderdiğini, bilgi verdiğini ve şekerin minimum, orta şekerli ve tamamıyla şekerli olmak üzere ayarlanabildiğini görüyoruz. Ne kadar düzgün ve güzel ve hoş bir paketleme şekli. Evet, bunu kullanabilmek için yani üçü bir arada kullanabilmek için açtığınızda direkt bardağa döküp üzerine suyu eklediğinizde yeterince su ve bunu lütfen kendiniz fincanınıza göre ayarlama yoluna gidiniz. Deneye deneye size uygun olan tadı göreceksiniz ve bulacaksınız. İçerisindeki süt şu aşamalardan geçmiş. Öncelikle yağı çıkartılmış, sonrasında laktozu içerisinden alınmış ve böylece sütün proteini kalmış veya besleyici özelliği de sütün korunmuş bir şekilde içimi kolaylaştırmak ve sütlü kahve içebilmeyi sağlamak açısından. Şeker niye eklenmiş? Çünkü %90 olarak daha çok şekerli olarak tüketilen bir kahve, üçü bir arada kahve. Ancak bunu paket ve ambalajdan dolayı ve içerisindeki tanecik yapısının farklılığından dolayı ne yapabiliyoruz? İkisi bir arada yapabiliyoruz. Muhteşem bir buluş, çok güzel. Evet, nasıl ikisi bir arada yapacağız ve içeceğiz? Görüyorsunuz, açma ile ilgili olan bir yer işaretlenmiş bize. Yani bu noktadan açacağız. Açmadan önce eğer ikisi bir arada içmek istiyorsak bu yukarıya gelecek şekilde ne yapıyoruz? Kahveyi birkaç sefer sallıyoruz. Neden? İçerisindeki parçacıkların bir şekilde ince olanların aşağıya düşmesi açısından. Evet, kahveler daha büyük parçacıklar. Dolayısıyla ne oluyor? Şeker en ince ve aşağıda kalması için. Evet, ikisi bir arada içeceğiz. Ona göre bir uygulama yapıyoruz. Ve buradan paketi salladıktan sonra güzel bir şekilde 3-5 sefer açıyorum. Açtıktan sonra arka tarafında gördüğünüz gibi minimumdan bastırıyorum. Ve ondan sonra bardağıma, ki ben burada içi görünsün diye ne yaptım? Bir su bardağı kullandım. Siz fincanınıza dökebilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi kahvenin kendi orijinali ve sütün proteini burada kalıyor. Daha çok şeker bu bölmede kaldı. Şimdi üzerine suyu ekliyoruz. Bu suyu eklerken siz artık kendi tecrübelerinizden birkaç tane içtiğinizde o tecrübelerinizden ne kadar su konması gerektiğini kendiniz lütfen ayarlama yapınız. Biraz daha yoğun içmek istiyorsanız daha az bir su kullanabilirsiniz. Dolayısıyla karışımı yaptıktan sonra, suyu da koyduktan sonra güzel bir kahveyi yudumlamak afiyet olsun. Bunu sıcak yaz günlerinde mutlaka soğuk olarak da denemenizi tavsiye ederim. Harika oluyor. Afiyet olsun.